İyi akşamlar. Bugün Dünya ve Biz'de konuğum Erhan Keleşoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Erhan hocayla bugün son 3-4 haftadır birinci konumuz Kaşıkçı cinayetiydi hep. Yine Kaşıkçı cinayetini konuşacağız ama Kaşıkçı cinayeti artık ilk sıradaki yerini kaybetti. En azından benim bu akşamki hazırlığım bakımından öyle. Daha ziyade Türkiye-ABD ilişkileri, biliyorsunuz 10-11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Birinci Dünya Savaşı'nın sonu dolayısıyla, onun da tam 100. yüzyıl anması, Fransa'ya gidecek ve orada Başkan Trump'la konuşması bekleniyor ki hem 22 Ekim'de hem 1 Kasım'da iki de telefon görüşmesi yapmışlardı iki lider, Rahip Brunson serbest bırakıldıktan bu yana. Bu ABD ile olan ikili ilişkileri aslında merkeze, eksene alarak yine bölgemizle ilgili, örneğin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekat olur mu? PKK'nin 3 yöneticisine konulan ödül ne anlama geliyor? Mınbiç'te durum nedir? Bunun dışında ABD Silahlı Kuvvetleri'nin YPG ile yaptığı devriye ne anlama geliyor gibi, İran yaptırımlarından muafiyet kazanmamız gibi, bu Türkiye-ABD ilişkilerinin özellikle bizim bölgemize bakan ayrıntılarını şöyle teker teker programın girişinde bir hızlıca elden geçireceğiz. Fakat dün ABD'de seçimler oldu. Daha önce bir programımda, bundan birkaç program önce konuğum olan Soli Özel, izleyenler belki hatırlayacaktır, dikkatlerini çekmiş olabilir. Benim ömrümdeki en önemli ABD seçimleri demişti bu seçimler için. Ve hocam siz de bakmışsınızdır sonuçlara. Beklenildiği üzere bu defa aslında herkes de biraz ihtiyatlı yaklaştı. Çünkü son zamanlarda dünyanın çeşitli köşelerinde, Türkiye'de buna dahil, kamuoyu yoklamalarının da hep yanıldığı, uzmanların beklentilerinin de hep yanıldığı görüldü. Hatta Amerikalı uzmanlar da bu seçimden sonra buna benzer bir iki yazı okudum. Washington'da da aslında hava bu denli ihtiyatlıymış, yani ya ters bir şey olursa, ama gözüken zaten demokratların burada olduğu gibi temsilciler meclisinin tamamı yenilendi. Senato'nun 1/3'ü, bir de vali seçimleri yapıldı. Temsilciler meclisinde çoğunluğu ele geçirmeleriydi, öyle oldu. Buradan başlayalım dilerseniz. Şimdi 2 sene önce seçilmişti Başkan Trump, onu da beklemiyordu kimse. Ve çok sıra dışı bir başkanlık yürütmeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nin demokratlara geçmesi önemli bir gelişme mi? Şu açıdan soruyorum. Hani Türkiye'de oturan bizler buradan baktığımızda bizim için bunun ne önemi var? Bununla başlayalım dilerseniz. Şimdi Amerikan sistemi açısından en temel kavramlardan bir tanesi Amerikan siyasal sistemi açısından fren denge mekanizmasıdır. Fren denge mekanizmasının ortadan kaybolduğu, yittiği ve Amerikan sisteminin bir çoğunluk tiranlığına doğru gittiğine yönelik ciddi kaygılar vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump seçime giderken kültür savaşı argümanlarını çokça kullandı. Yani esasında bizim de çok tanıdık olduğumuz bir kavramca bu. Bir elitler kümesi var. Bu elitler kümesi tüm sistemi kontrol ediyor. Finansı kontrol ediyor, ekonomiyi kontrol ediyor, kültürü kontrol ediyor ve siyaseti kontrol ediyor. Ve bu elitler kümesinin değerleri halkın değerlerine yabancı. Dolayısıyla bu elitlerden kurtulursa ülke, halkın çoğunluğu da efendim kalkınır. Amerika yeniden büyür. Amerika yeniden büyür. Gündelik yaşantı iyiye doğru gider. Refah seviyesi artar çünkü bu elitler halkın ürettiklerinin önemli bir kısmına el koymaktadırlar. Aynı zamanda bir eşitlikçi söylemi, yani tırnak içerisinde esasında iktisat politikaları açısından bakıldığı zaman eşitlikçilikle uzaktan yakından alakası olmasa da eşitlikçi popülist bir söylem söz konusu.
Trump da bunu sonuna kadar, bu söylemi sonuna kadar kullandı. Bunu yaparken hangi kesimlere dayandı? Beyaz, Anglo-Sakson, büyük oranda Anglo-Sakson, Hristiyan. Hı hı. Bu WASP denilen, Amerikalıların evet. WASP dedikleri protestan kitlelere dayandı. Bunların ve yaş galiba dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi daha ileri yaşta orta ve orta yaş ve üzerindeki hı-hı. insanları mobilize ederek sandığa getirme stratejisini çok iyi kullandı. Şimdi bu neden önemli? İzleyicilerimiz tabii katılımın hı-hı. çok yüksek olduğu bir ülkeden geliyorlar. Çoğunlukla. Hı hı. Ancak Batı'nın en önemli problemlerinden bir tanesi Batı tipi demokrasilerin hı hı. Sandığa gitme oranlarının gittikçe düşmesidir. Yani evet. son 30 senedir Batı'da böyle bir eğilim söz konusuydu. İşte bu yeni sağcı popülist liderler bunu tersine çevirmeye çalışıyorlar. Yani kiliseleri de kullandı bu konuda Trump. Çok çeşitli kurumları, çok çeşitli iktidar çevrelerini, nüfus çevrelerini kullanarak seferber ederek, mobilize ederek sağcı bir söylemle seferber ederek sağcı hatta kim zaman ırkçı bir söylemle mobilize ederek bu kitleleri sandığa taşımayı becerdiler. İşte hem Amerika'daki işte demokratlar nezdinde hem de Avrupa Birliği içerisindeki sosyal demokrat çevrelerde tartışılan ana konulardan bir tanesi bu. Biz ne yaparız da buna benzer bir mobilizasyonla karşılık veririz. Hı hı. Amerikan seçimleri sırasında, son Amerikan seçimleri sırasında demokratların tam da buna odaklanan bir hı hı. Stratejiye yaslandıklarını gördük. Öncelikle Trump'ın karşısına aldığı çevreleri, göçmenleri, efendim kadınları, evet. Siyahları, Afrika kökenli Amerikalıları, dışlananları, LGBT'leri bir araya getiren, onları sandığa gitmek için mobilize etmeye çalışan bir kampanya yürüttüler ve bunda önemli oranda başarılı olduklarını da şu sonuçlara baktığımız zaman söylememiz mümkün. Demokratların en karizmatik liderlerinden Obama dahi, eski başkan Obama dahi seçim kampanyasına katıldı. Birçok yerde konuşma yaptı ve son derece aktif bir görünüm sergiledi bu kampanyalar sırasında. Evet. Yine demokratların söylemine baktığımız zaman demokratlar bunun sadece Demokrat Parti'nin siyasetinin bir başarısı olmadığını, bunun Trump'ın politikalarına karşı çıkan tüm muhalifleri bir araya getirme stratejisinin başarısı olduğunu söylüyorlar. Yani bir cephe stratejisinin, bir demokratik cephe stratejisinin başarısı olduğunu söylüyorlar. Tabii yani bu Demokrat Parti sonuçta Amerikan müesses nizamının işte iki partili sisteme dayanıyor. Evet. En önemli unsurlarından bir tanesi müesses nizamın bir unsurudur. Evet. Ama işte bir şey yaparak bir tırnak içerisinde muhalif cephe ördüğünü söyleyerek evet. Demokratlar bir yandan da sistemin üzerindeki basıncı alıyorlar. Evet. İşte seçimler bu işe yaradı, evet. yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü Trump aynı zamanda Amerika içerisindeki birçok nasıl diyelim gerçekten sol radikal unsuru da mobilize etmeyi başardı. İşçi sendikaları nezdinde bir hareketlilik var. Göçmen örgütleri nezdinde bir hareketlilik var. Yerellerde yerel cemaatler özellikle Amerika'da siyaset çok cemaat merkezli yapılır. Evet. Cemaatlerin radikal siyaset konusunda bir mobilizasyonu söz konusu. Sanders'ın kampanyasında biz bunun ipuçlarını görmüştük. Benzer işaretler görülmeye devam ediyor. Bu manada demokratlar hem bu ortaya çıkan radikalizasyonu önleme, yani bir
sübap görevi işlevi görme misyonunu üstleniyorlar. Hem de Trump'ı müesses nizam açısından da dengeleme misyonunu üstlenmiş görünüyorlar. Şimdi bu temsilciler meclisi dediğiniz gibi bu denge fren mekanizmaları evet. Tamam şu görüşte olanlar var. Türkiye bundan sonra ABD ile Washington'la diyelim ilişkilerini yürütürken sadece yönetimi değil çoğunluğu demokratlara geçmiş bir kongreyi de. Kongre derken aslında tabii temsilciler meclisi demek. Çünkü senatoda çoğunluk kıl payı farklı da olsa başkan... Evet. Senato Başkanı, Başkan Yardımcısı Pence olduğu için o 51 oluyor. Yarı yarıya ama bir fazla yine Cumhuriyetçilerde zaten gündelik siyasete çok dahil değil Senato. Yani Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun demokratlara geçmiş olduğu gerçeğiyle de yüzleşmesi lazım. Washington'la ilişkilerini yürütürken diye. Bu denli böyle radikal bir dönüşüm bekler misiniz? Ben beklemem. Bu görüşe pek katılamayacağım. Çünkü Amerikan sistemi içerisinde Amerikan başkanının dış politika yürütmesinde olduğu gibi diğer birçok meselede son derece güçlü bir şeyi var, işlevi var evet. Siyasal sistem içerisinde. Ve bu gücü dizginleyecek mekanizma oluşmuş evet. değil. Yani Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmeleri Trump'ı impeachment dedikleri işte evet. Gen soru ve sonrasında görevden almaya hmm. götürecek evet. bir sürecin işleyebileceğine de ben şu noktada pek evet. Inanmıyorum. Çünkü evet. bunun için 3-2 çoğunluk gerekiyor. Hmm. Yani bu süreci başlatabilir demokratlar ama 3-2 çoğunluğu alamazlar ve bu daha da kötü bir neticeyle evet. sonlanır. Yani sürecin başlamasından sonra hı hı. başarısızlıkla bitmesi demokratlar açısından felaket olur. O yüzden buna cesaret edemeyecekler. Tam da onunla ilgili bir son soru sormak istiyordum. Şimdi 2 sene önce başkanlık seçimleri yapıldı. Trump kazandı. Şimdi bu seçimler yapıldı. Bu konuyla ilgilenenler yani Amerikalı uzmanların ben 1-2 işte yazısına baktım. Onların da konuştuğu lobiciler, bu işlerle birebir çalışanlar zaten cumhuriyetçiler için çalışanlar bile bu sonucu öngörmüşler. Çünkü tarihteki örneklere bakıyorlar, verilere bakıyorlar, toplanan fonlara bakıyorlar ki demokratların çok daha fazla para toplayabildiği anlaşılıyor. Bunu öngörüyorlar iyi kötü. Bir de şöyle mutluluk verici bir anlamda gelişmeler var. İşte 100 kadın ilk defa girdi bu şeye. Bu önemli bir başarı. İki Müslüman kadın var. Biri Somalili, biri sanırım Filistin asıllı. Bir örneğin New York'un Bronx bölgesinden Ocasio-Cortez var. Yine Latin asıllı ki o demokrat sosyalistlerden. Evet ve bölgesinde %78 oy aldı. Evet. Ayrıca oradaki yerleşik demokrat adayı da yani aday olma sürecinde de bir zafer kazandı. Sadece cumhuriyetçileri değil. Kendi partisine de hani Türkçesi tercüme ederse genel merkeze rağmen evet, evet. Gelmiş oldu. Bu tip böyle demokrasiyle ilgilenenler için, kendimi demokratım diyenler için mutluluk verici şeyler var. Fakat 2 sene sonra başkanlık seçimlerinde de yine bu uzmanlara göre Trump'ın kazanması yine çok muhtemel. Üstelik tam da söylediğiniz nedenden ötürü hani bu demokratlar baskıyı arttırdıkça bu tür Trump seçmeni arasında da hani bizim meşru bir şekilde Washington'a gönderdiğimiz başkanı işte hep bu karşı olduğumuz zaten koridorlarda saray darbesiyle indirmeye çalışıyorlar gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu da ilginç sanırım yani Trump'ın yine kazanmasının şimdiden aşağı yukarı kesin gibi gözükmesi. Yani zannederim siz de onu demek istediniz. Hani bu baskı, bu gen soru, bizde o impeachment'ın tam karşılığı da yok ama işte sürekli baskı olacak. Evet. Sistem daha da kilitlenecek sanki. İşte başkanlık yetkilerini kullanarak bunun üstesinden gelmeye çalışacak. Böyle bir dönem bekliyor herhalde öyle değil mi? Şimdi öyle bir dönem bekliyor. Tam da Trump'ın başkan olduğundan beri kaygıları neydi bir hatırlayalım. Kaygıları Rusya ilişkisi, evet. damadının işte
gizli diplomasisi, Ruslarla kurduğu ilişki. Efendim soruşturmalar, içerideki soruşturmalar ki bu soruşturmalar hala neticelenmiş değil. FBI başkanını görevden aldı Trump. Ciddi bir şey ortaya çıktı, bir tepki ortaya çıktı. Yargıda Trump'a karşı çok güçlü bir direniş var. Tam da bu yüzden Trump bu seçimlerin sonuçlarını olumlu okuyor. Yani bu son seçimlerin sonuçlarını. Çünkü Senato'da çoğunluk hala onda ve Senato'daki çoğunlukla birlikte yargıç atamalarında hala Cumhuriyetçilerin eli güçlü, Trump'ın eli güçlü. Yüksek mahkemelere yargıç atamalarında, Anayasa Mahkemesi'ne yargıç atamalarında. Orada çok yaşlı yargıçlar var. Evet. Ömür boyu malum. Ömür boyu atanıyorlar. Oluyor. Muhtemelen ikinci dönemde seçilirse epey bir ezici çoğunluğa sahip olacak o yüksek mahkemelerde diye uyaranlar var. Bir de şimdi bu seçimden çıkan Trump Erdoğan'la konuşacak 10-11 Kasım'da Fransa'da. Söylenenler, sızdırılanlar ya da sözcülerin paylaştıkları Suriye'nin öncelikli bir konu olacağı. Sizin de beklentiniz o yönde mi? İran ambargosu bence birinci mesele olur. İran politikası, Türkiye'nin İran politikası ikinci sırada Suriye olur diye ben düşünüyorum. Çünkü pazartesi günü o bence trajikomik şeyle işte reklamla Trump ambargonun başlayacağının sinyalini bir verdi. Bir poster gibi bir şey. Bir poster yani, kendi Twitter'dan, şeyinden evet. Twitter'dan işte ambargo başlıyor gibi ambargo geliyor bu. Taht Oyunları adlı diziye. Kış geliyor atfen değil mi? Atfen. Bence çok trajikomik bir şeydi. O Ak Gezer diye bir karaktermiş zannediyorum. Şey onu Fehim Taştekin de yazdı. Kasım Süleymaniye de ona Jon Snow olarak yanıt verdi. Yani özellikle genç izleyicilerimiz içerisinde ben izlenme oranının son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok popüler bir dizi. Ben de yeni sezonunu iple çekiyorum. Oradaki karakter evet baş kötü yani baş kötü diyelim yani kötülüğün cisimleşmiş halidir o Akgezerler ve o Akgezerlerin kralı. İşte kış gelir. O zaman gelir. Bunu gönüllü olarak üstleniyor yani. Evet, gönüllü olarak bunu üstleniyor. Yani yeni bir dönem başlayacak. Ve o yeni dönemde artık biz hükmedeceğiz. Yani Amerika yeniden büyük olacak ama onu yaparken de trajikomik diyorum ya. Yani hani kötü bir dönem başlıyor dünyanın. Her türlü kötülüğü de yapabilirim demek. Tabii her türlü kötülüğün artık önünün açılacağı, rahatlıkla hareket edeceği, şiddeti umarsızca kullanacağı bir dönem. Çünkü ambargonun kendisi de bir şiddet aracı. Diplomasi araçları içerisinde. Zor araçlarından bir tanesi. Evet. Yani bu manada önemli. İşte Erdoğan'la görüşmesinde de ben İran yaptırımlarının ve Türkiye'nin İran'a karşı konumunun gündeme geleceğini biz düşünüyorum. Biz muafiyet aldık. Sadece muafiyet aldık. Alan tek Türkiye değil. İşte Tayvan var, Japonya var, Hindistan var, Yunanistan var, İtalya var, Irak var. Irak yok. Güney, okuyayım mı? Okuyayım, not almışım. Evet. Japonya, Çin, Kore. Hindistan, İtalya, Yunanistan, Güney Kore, Tayvan, Türkiye. Evet. Irak Türkiye. Zannederim orada kendi para birimimizle zaten yapacağız falan bundan sonra ticareti. İlginç aslında İran olması beklenir. Olması bence olmasını beklerdim. Gelirken bir kez daha baktım. Ben de Irak var diye düşünüyordum da komşu ülkeye çok yakın ilişkileri vardı. Irak yok ama. Buna karşılık peki yani muafiyeti verdi ABD. Bizden ne istedi İran sizce ya da ne isteyecek bu görüşmede? Hani İran'a karşı olan siyasete bizim de hizalanmamızı mı bekliyor? Biraz onu bekleyecek diye ben düşünürüm. Bu Brunson krizinin çözülmesinden sonra evet Amerika'ya teslim edilmesinden sonra Amerikan-Türkiye ilişkilerinin ilişkilerindeki gerginliği bir nebze azaldığını gözlemledik. Ve Türkiye iktisadi açıdan ciddi bir buhranlı dönemden geçiyor.
ve Amerikan Türkiye ilişkileri bu buhranlı dönemin daha yumuşak bir şekilde atlatılması için kritik bir yerde duruyor. Çünkü Türkiye çok borçlu bir ülke. Yaklaşık 460 milyar dolar iç ve dış borcu var ve bunu kapatmak için de elinde yeterince imkan söz konusu değil. Yani dışarıdan sermaye girmesine, ekonomiyi finanse etmek için, dış ticaret açıklarını finanse edebilmek için ve borçları ödeyebilmek için dışarıdan döviz girişine Türkiye'nin ihtiyacı var. İşte bu koşullarda Amerikalılar da bunun çok farkındalar. Yani bir baskı, kademeli olarak baskıyı artırma stratejisi güttüler. Yani Brunson olayından sonra biz bunu gördük. Şimdi gelinen noktada Türkiye'ye şu mesajı vereceklerdir. Tamam, bizle ilişkileri eğer şey yaparsanız, iyi tutarsanız, bizle beraber saf tutarsanız, bakın bu arada seyircilerimizi hatırlatalım. Bu muafiyet ilelebet değil. Bu muhalif, evet. Muafiyet. Ama doğrusu onda da ben kendi görüşümü söyleyeyim. Hani ilelebet değil ama düzenli olarak yenilenir, otomatik gibi neredeyse evet, yenilenir anda, diye düşünüyorum. Işte, şu yani. Anda 6 aylık bir süre biçilmiş. İşte bu ülkelerin büyük bir çoğunluğu petrollerinin çoğunluğunu İran'dan almış oldukları için aynı zamanda da petrol piyasasında ciddi bir krize yol açmamak adına fiyatlarda bir dengesizliğe yol açmamak için bu yola gittiklerini söylüyorlar Amerikalılar ve kendi müttefiklerini de küstürmemek adına. Yani aslında Türkiye'de %50 azaltmış zaten petrol, ham petrol alımını. Evet, yani doğalgazda azaltma şansımız yok ama petrolde azalttık. Bir de Mühtan Sağlam bunu gazete Duvar'da yazdı epey. Zaten İran ekonomisi de şu anda bir zorluk içine girmiş durumda. Yani yaptırımlardan önce de zorluklar vardı. Şimdi daha da zor. Swift sisteminden de sanıyorum çıkartılıyor bankalar. Yani işlem yapamaz hale de geliyor. Evet. 2.3 milyon varil gün ihracattan 1 milyona yarıdan da aza inmiş. Ve meydan okuyor. Yani Hamaney, Süleymani, işte Ruhani, İran halkı bundan etkilenmez diyor. Fakat herhalde ABD'nin beklentisi de bir rejim değişikliğine yönelik bir halk ayaklanmasını da veya en azından siyaset değişikliğini zorlayıcı bir Orta Doğu'da halk ayaklanması gibi bir baskı da hedefliyor herhalde. Hedefledikleri evet bugüne o. Bugüne kadar da tutmadı ama bu. Hiçbir tutmadı. Amerika'nın hedeflerini bir yanıyla İsrailli siyasetçilerin ağızlarından çıkanlarla ölçebilirsiniz. Hı hı. Özellikle çünkü son dönemde İsrail politikasıyla Amerikan politikası önemli oranda örtüştü. Çünkü İsrail'de Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle beraber İran'ı çevreleme stratejisini hayata geçirmeye çabalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu çevreleme politikasının içerisine oturttular. Trump'ı ikna ettiler. Trump da teşneydi zaten. Ve bu siyaset işte yürütülmeye çalışılacak. Yani şu önümüzdeki dönemde biz İran karşıtı bu çevreleme politikasının neticelerini görmeye başlayacağız. Olumlu veya olumsuz. Yani bölgeye yönelik. Ben olumsuz olacağını düşünenlerdenim. Bölgedeki gerilimi artıracaktır. İran halkı açısından esas ambargonun yükünü çeken halk olacaktır ve yani ne Irak'ta siz ambargo yıllarında yanılmıyorsam bir kısmında. Yok, 2003'ten itibaren yaptım. Yani sen, öncesinde. Evet, ben askeri müdahaleden sonra bulundum. Yani ambargoyu Saddam Hüseyin'i düşüremedi ambargo. Evet. İran'da rejimi ki de ambargo İran'a karşı yeni uygulanan bir siyaset değil. Daha önce de İran'a karşı ambargo uygulandı ve rejim zayıflamak bir yana güçlendi. Bundan güçlenerek çıktı. Çünkü dışarıdan baskı geldiği zaman işte rejim milliyetçi politikaları daha şiddet bir şekilde uygulamaya geçiyor. İşte dış düşman retoriğini zaten İran rejimi İslam devriminden beri sıkça kullanır.
çokça kullanabiliyor ve zor unsurunu da artırarak içerideki şeyleri, içerideki hareketleri engellemeyi başarabiliyor. Tüm şeyler rejime karşı yönelen muhalefet unsurları 5. kol faaliyeti olarak yaftalanıyor. Hı hı. Öyle olmasalar dahi, yani ABD ile veya işte Avrupalılar veya dışarısıyla ilintili olmasalar dahi, hatta rejime yakın olsalar dahi, aynı söylemi kullansalar dahi, bir anda işte Batılıların, Amerikalıların işte içerideki ajanları olarak yaftalanıp bastırılabiliyorlar. Bunun önünü açıyor bu tür politikalar. Dolayısıyla ben işleyeceğini de düşünmüyorum. Bundan zararlı çıkacak olan İran rejimi değildir, İran halkıdır bu ambargo. Evet, bunun muhtemelen dediğiniz gibi zaten özellikle ilaç gibi çok hayati konularda, evet, etkileri olacak. Onun etkilerini göreceğiz. Bizim ABD ile ilişkilerde ön plana çıkan malum bu üç konu var. Bunlara ayrı ayrı bakmak istiyorum. Biri bu Münbiç'te başlayan ortak devriye konusu, nihayet hani birbirinden bağımsız ama birbiriyle eş güdümlü yapılıyordu bunlar. Bir diğeri bu Fırat'ın doğusunda Kobani, Güney Kobani'nin güneyinde bu sefer ABD Silahlı Kuvvetleri ile YPG'nin ortak devriyesi, ki çok sert tepki gösterdi buna. Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın da bu konuda konuştu. Cumhurbaşkanı kendi de konuştu. Bir de son olarak bunun üzerine bu PKK'nın 3 yöneticisine ABD'nin para ödülü koyması. Bunu da koyan aslında Dışişleri Bakanlığı. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın bir programı bu, şey değil. Ben ona da bir baktım, o da ilginç. Yani bu böyle FBI şey, polis falan değil. Yani Dışişleri Bakanlığı üzerinden yapılan bir şey. Bunlara tek tek baktığımızda şimdi bu Münbiç'te ortak devriye başladı. Bu konuda da bu devriye başladı ama bu gerilimin düştüğü anlamına gelmiyor diye yazan Aaron Stein zannederim yazdı bunu. Mutlaka bir dönüşüm gerekiyor Suriye konusunda Türkiye-ABD ilişkilerinde diye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu ortak devriyenin başlamasını? Yani ortak devriyenin başlaması, gerilimin düşürülmesi anlamında önemli. Ne olursa olsun, ne olursa olsun önemliydi. Ancak tabii sadece var olan sorunların yakıcılığının azalmasına hizmet ediyor. Yani o şey, sorunların yakıcılığını ortadan kaldırmıyor. Ve bir gerek Erdoğan'ın konuşmalarında, gerekse de Çavuşoğlu'nun konuşmalarında Fırat'ın doğusuna atıfların yapılmaya devam ettiğini görüyoruz. Türkiye açısından çoklukla dile getirilen husus, Fırat'ın doğusunun Türkiye'nin siyasal bütünlüğüne varoluşsal bir tehdit oluşturdu. Yani orada Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolü elinde tutması, YPG'nin varlığı Türkiye'ye karşı varoluşsal bir tehdittir ve bunu mutlaka ve mutlaka biz ortadan kaldırmalıyız diye bir tutum söz konusu. Bu mevcut MHP-AKP koalisyonunun da çimantosunu oluşturuyor. Yani milliyetçi politikalar bölgeye yönelik, özellikle Kürt sorununun çözümüne yönelik, bölgesel olarak yönetilmesine yönelik politikalarda güvenlik konseptine dönüldüğünden beri. Yani içeride değişiklik yapmak istese de iç nedenlerden yapamaz. Yapamaz. Erdoğan da AKP diyorsun. Yapamaz. Yani bir kere bunu varoluşsal tehdit olarak tanımladıktan sonra ve tüm söylemini bu milliyetçi retorik üzerinden kurduktan sonra bu değişikliğin ben olabileceğini pek düşünmüyorum. Ve hele ki içerideki tartışmalara baktığımız zaman bu MHP ve şey arasında, AKP arasında milliyetçilik yarışına baktığımız zaman bunu
bunun pek bunun olasılığının düşük yani olduğunu. Yani burada ABD açısından da Türkiye ile Suriye Kürtlerini bir araya getirmek yahut YPG ile PKK arasında bir fark olduğunu, olmadığını bile bile ama hani öyle göstererek bir tür çözüm sürecini yeniden başlatacak şekilde ABD'nin araya girmesi, işte bu yeni Suriye özel temsilcisi Büyükelçi Jim Jeffrey'nin bu yönde bunu sanki hissettiren açıklamaları falan sizce çok gerçeği tutmuyor bizdeki iş nedenlerden ötürü. Evet, o konuda ben biraz karamsardım ne yazık ki. Peki diğer taraftaki öbür devreye içinde diyorsunuz aynı zamanlı olarak da sanki Türkiye'yi tahrik etmek istercesine bu Güney Kobani'de de ABD, YPG beraber devreye yapıyor. Bunun anlamı nedir? Ya bunun anlamı şudur. Amerika Birleşik Devletleri 2014'ten beri bölgede YPG ile ve sonrasında Suriye Demokratik Güçleriyle birlikte bir mücadele yürüttü. IŞİD'e karşı. O bitti sahadaki artık. Evet bitti. Bitmek üzere. Tam anlamıyla bitmedi. En azından Türkiye sınır boyunda evet, yok. Sınır boyunda şey. Artık yok. Suriye çölünde evet. İşte Badiye denen evet. Yerde yani Suriye'nin doğusunda çöl bölgesinde operasyonlar hala ortak operasyonlar sürüyor ama bitti. O yani IŞİD tehlikesi ortadan kaldırıldı. Bunun üzerinden kurulmuş bir ittifaktı, bir taktik ittifaktı. Suriye Demokratik Güçleri ile ABD'nin ittifakı. Bu ittifakın içerisinde bir de yani doğrudan IŞİD'e karşıydı. Bir de dolaylı bir yön vardı. O dolaylı yönde İran'ın etkisinin, nüfuzunun kırılmasıydı. Yani İran'ın Irak'tan Lübnan'a kadar olan bölgede kesintisiz olarak nüfus sahibi olmasının engellenmesiydi. Orada Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket eden bir nüfus bölgesinin oluşturulması aracılığıyla araya bir set çekilmiş oluyordu dolaylı olarak. Evet. Şimdi IŞİD tehlikesi nispeten, teritoriyel olarak IŞİD ortadan kaldırıldı. IŞİD bitmedi. Hemen onu söyleyeyim. IŞİD ve Selefi cihatçılık tehdidi hala devam ediyor. Selefi cihatçılar çöle çekildiler, hücrelerine çekildiler ve yeniden bir kalkışma mı? Kalkışma yani şey kurmaları yani geçen seferki gibi bir ülkesel bütünlük kurmaları zor olsa da bu ülkelerde gerek Suriye'de gerekse Irak'ta faaliyetlerine devam edecektir. Türkiye'de bu manada bu tehditten azade değil. Kaldı ki diğer bölgenin diğer şeylerine baktığımız zaman, coğrafyalarına baktığımız zaman da Yemen'e baktığımız zaman El-Kaide'nin Yemen'in belli bir kısmını kontrol ettiğini görüyoruz. Mısır'da, Sina'da IŞİD'in hala aktif olduğunu görüyoruz. Efendim Libya'da belli bölgelerde hala aktif olduklarını görüyoruz. Tüm Kuzey Afrika boyunca hala aktif hücreleri olduğunu, silahlı saldırılarda bulunduklarını görüyoruz. Dolayısıyla onu hatırlatayım da ben yani IŞİD bitti, tamam yok oldu, dünya üzerinden silindi diye bir şey söz konusu değil. Zaten bu işaret ettiğiniz güney yani Libya'nın, Cezayir'in güney işte Mali, Çat yani o Sahra bölgesinde Fransa'nın daimi bir harekatı sürüyor bunu engellemek için. O dediğiniz doğru. Peki bu arada şimdi aynı bölgede Fırat'ın doğusunda bir de Türkiye'nin Kobane ve Gresipi yahut Arapçasıyla Tel Abya'da yönelik oraya geliyordum. Topçu taciz şimdi, atışları devam şimdi, ediyor ve bir harekat konuşuluyor. Size göre olası mı, bekliyor musunuz? Ne tür bir harekat bekliyorsanız da? Yani ben kısa vadede böyle bir harekat beklemiyorum. Ancak bölgede mesajlar toplarla veriliyor, işte uçaklarla veriliyor, bombalarla veriliyor. Bu mesajlar da Amerika'ya yönelik bir mesaj. Amerikan politikasının, Suriye'ye yönelik Amerikan politikasının değiştirilmesini talep ediyor Türkiye. Yani sınırı bombalayarak
ABD'nin yereldeki müttefiklerini bombalayarak bir mesaj veriyor. Diyor ki tamam siz bölgede işte IŞİD'e karşı bir ortaklık gerçekleştirdiniz ama artık bunu nihayete erdirmenin zamanı geldi. Ben buradayım ve buradaki koşulları varoluşsal bir tehdit olarak algılıyorum. Ben şeyimden vazgeçmedim. Yani talebimden vazgeçmedim. Buraya yönelik bir harekat her zaman için benim gündemimde var. Bu onu bırak veriyor. Beni aldamı demek aynı zamanda. Aynı zamanda o demek. Aynı zamanda o demek. O zaman Türkiye'nin burada da yani bu Bab cebinde, Cerablus Bab işte Fırat Kalkanı alanında ve Afrin'de, İdlib'de de olduğu gibi kalıcı olma amacı var. Fırat'ın doğusunda da diye anlaşılıyor. Böyle olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet. Ama ancak buna ABD tabii, onay verecek. Tabii ABD neye buna karşılık ya da işte neye karşılık? Bütün mesele burada bitiyor. Yine İran'a mı dönüyor? Neye karşılık? Yani İran meselesinde ama İran meselesinde ABD'nin tam olarak istediğini yapmak Türkiye'ye çok büyük zarar verir. Yani Türkiye'nin geleneksel politikalarına yani İran'la olan esneklik ortadan kalkar. Tabii tabii. Yani AKP öncesindeki yani Cumhuriyet'in geleneksel politiği hatta daha öncesine de gidin. İran'ın İran ve Osmanlı arasındaki denge politikasına bölgeye yönelik baktığınız zaman hem bir rekabet hem de sınırlı bir işbirliği İran'la ilişkilerin esas rengi böyle belirlenmiştir. Türk dış politikasında çok ciddi bir dönüşüm anlamına gelecektir. Böyle bir riske gireceğini Türkiye'nin ben düşünmüyorum. Yani önemli sabitlerinden birinin dış politikanın değiştirmek anlamına geliyor. Tabii o anlamına geliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Yani cesaret edebilirler mi buna bilmiyorum. Evet. Onu herhalde göreceğiz. Şimdiden göreceğiz. Öngörmek zor. Bir de bu PKK işte yöneticilerine ödül konusu var. Bunu pek ciddiye alır gözükmedi. Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın üzerinden yapılan açıklamalarda öyle olduğu anlaşılıyor. Yani Ankara'daki iktidarın sizce bu önemli bir gelişme mi yoksa değil yani mi? Önemli bir gelişme. Şu açıdan önemli bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi politikasını değiştirebileceğine bakın politikasını Kürt meselesine dair politikasını değiştirdiğini değil. Değiştirebileceğine dair bir mesaj vermek istiyor. Yani ben sizin pozisyonunuza yaklaşıyorum şeyidir bu iletisidir. Böyle değerlendirmek gerekir. Yani sağdaki bir yandan da PKK'yı ayrı, YPG'yi ayrı görün sizde mi demek? Böyle de anlaşılabilir. Zaten Amerikan politikası başından itibaren böyle. Buyurun. Suriye politikasında sürekli bunu söylüyorlardı. Yani PKK ayrıdır, YPG ayrıdır. Bunlar ayrı örgütlerdir. Birbirleriyle bağlantıları yoktur. Sürekli Amerikalı söylediği bir şeydi. Evet. Ama bir sahada çarpıcı bir sonucu olacağını herhalde şimdilik beklemiyorum. Ben beklemiyorum. Evet. Şeyde peki bunun bir de şu boyutu var. Türkiye Astana sürecinin içinde zaten aslında Suriye sahasındaki büyük etkinliğini de bu sayede aldı. Yani Rusya ile arayı düzeltti. Astana sürecine girdi. En son örneğini bunun İdlib ile ilgili uzlaşıda gördük. Soçi'de Erdoğan Putin ile bunu bağladı bu anlaşmayı. Bunun üzerine İstanbul'da bir diplomatik başarı olarak görülmesi gereken bir zirve yapıldı. Macron ve Merkel, Almanya ve Fransa liderleri geldiler. Biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan işte, şansölye her neyse. Fakat bunların hepsi bir arada nasıl olacak? Yani Türkiye hem İran'la Rusya'yla aynı takımda oynayacak, hem ABD'nin İran siyasetine hizalanıp bunun karşılığında Fırat'ın doğusuna müdahil olacak. Yahut hiçbir şey vermeden ben bölgesel gücüm, bensiz hiçbir şey olmaz deyip burnunun dikine mi gidecek? Nasıl idare edecek bu iki tarafı? Belki de yapay bir çelişki benim söylediğim bilmiyorum. Yani bana çelişki gibi geliyor. Yapay da görüyor olabilirsiniz. Yani böyle bir seçenek yok da diyebilirsiniz. Valla üçüncü seçeneği ben tartışalım derim. Çünkü yani ABD Avrupa Birliği açısından bakıldığı zaman evet, elleri çok güçlü, küresel aktörlerden söz ediyoruz ve Türkiye orta siklette bir devlet.
Ve İran aynı zamanda bir NATO üyesi. İran ve Rusya cephesi diyemeyiz. Bunlar ABD ve Avrupa Birliği politikalarına karşı oldukları için yan yana duran güçler. Özellikle İran ve Rusya'nın politikalarını Suriye'de zaman zaman nasıl çeliştiklerini biz Suriye iç savaşı sırasında gözlemledik, hatırlayacaksınız. Hı hı. Başka yerlerde de bunları gördük. Dolayısıyla iki tarafı, yani Rusya, İran ve ABD, AB, hı hı, NATO tarafını aynı değerlendirmemek, hı hı, gerekiyor. Türkiye'nin konumu NATO üyesi ama Orta Doğu'ya yönelik NATO'nun, ABD'nin Orta Doğu yönelik politikalarıyla uyumlu değil şu an Türk dış politikası. Birçok açıdan, birçok başlıkta ciddi çelişkiler var. Ama bir yandan da düşünüldüğü zaman Türkiye'nin dış ticareti önemli bir kısmı, çoğunluğu Avrupa Birliği ile yapılıyor. Askeri açıdan ABD'nin başını çektiği NATO'nun üyesi ve aynı zamanda Rusya'yı dengelemek açısından da, yani Rusya'nın, hı hı, Balkanlarda, Kafkasya'da ve Orta Asya, Orta Doğu'ya inen bölgedeki politikalarını dengelemesi açısından da Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı olduğu, hı hı, görülüyor, varsayılıyor. İktidar çevrelerinde dahi bunun böyle düşünüldüğünü biz biliyoruz. Ancak yine iç politikaya dönecek olursak, şimdi mevcut iktidar bloğu içerisinde bir de Avrasyacılar var. Yani, evet, Türkiye'nin yüzünü Avrasya'ya dönmesi gerektiği, efendim, bunlar tabii yani milliyetçi. Sayıca küçük ama, sayıca küçük ama etki açısından varsayılıyor. Ve yine MHP içerisinde de belli bir şeyi olan, belli bir, hı hı, karşılığı olan bir görüş bu. Bu da şeyin, iktidarın daha temkinli davranmasını beraberinde getiriyor. Mevcut iktidar bloğunu ortadan kaldırmamak için, mevcut iktidar bloğunun korunması gerektiği düşünülüyor. Çünkü şey bir dönemden, yani kendi açısından riskli bir dönemden geçiliyor darbe, evet, sonrasında ve buhran içerisinde, hı hı, iktisadi buhran içerisinde. Şimdi bu koşullar altında ben böyle radikal böyle kararlar alabileceğini pek düşünmüyorum. O yüzden üçüncü tercih, evet, diyorum. Hem Türkiye açısından, yani Türkiye'nin pozisyonunu belirleme, hı hı, yani tamamıyla Rusya ve İran'a arkasını dönüp şeyle, ABD ile beraber hareket etme açısından böyle bir radikal karar olmayacağını düşünüyorum. Veyahut ABD ile ABD ile birlikte işte bölge politikalarının, hı hı, tam anlamıyla ardından gitmenin söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Yine bir denge siyaseti güdülecektir. Çünkü bakın, evet, ABD çok güçlü, Avrupa Birliği çok güçlü ama hatırlayın, mülteci politikaları söz konusu olduğu zaman Avrupa Birliği liderleri Erdoğan'la görüşmek için sıraya girmişlerdi. Evet. Öyle olmadı mı? Yine Türkiye'deki insan hakları ihlalleri konusu Avrupa Parlamentosu'nda dile getirildiği zaman, Avrupa Konseyi'nde dile getirildiği zaman Avrupa Birliği liderleri nezdinde ne gibi gelişmeler yaşandı? Bunun karşılığı oldu mu? Tabii teslim etmek lazım. Zaten Erdoğan Paris'te de Elize Sarayı'nda ağırlandı. En son Berlin'de Cumhurbaşkanı. Kesinlikle. İşte Hollanda ile ara düzeldi. İngiltere ile, zaten İngiltere Avrupa Birliği üyesiyle ama hani Batı Avrupa'nın önemli ülkesi diye. Bu ilişkiler kuşkusuz dediğiniz gibi. Kaldı ki İran bağlamında konuşacak olursak Suriye'yi de buna katabiliriz. NATO'nun ana bileşenlerini oluşturan Avrupa Birliği ülkeleriyle ABD politikalarının da tam olarak örtüştüğünü söylemek mümkün değil. Özellikle İran konusunda. Özellikle İran konusunda. İran konusunda
taban tabana zıt şeyler söylenebiliyor AB liderlerin ağzından. Çünkü 2015 yılında kotarılan nükleer anlaşma neticesinde İran önemli, hatta önemli oranda demeyeyim, tam anlamıyla antlaşmaya uydu. Anlaşmada yani izleyicilerimize hatırlatalım, zaten bir tek ABD çekildi. Yani diğer tüm imzacılar anlaşmaya sahip çıkmış durumda. Evet. Yani ABD, anlaşma çöktü demek yanlış. Tabii anlaşma çöktü demek yanlış. Yani İran antlaşmaya riayet etmediği için çökmedi. Antlaşmanın kötü olduğunu düşünen ve antlaşmaya zamanında başka maddeler eklenmesi gerektiğini düşünen bir paydaş, Amerika Birleşik Devletleri, tek taraflı olarak antlaşmadan çekildi. Çekildi. Evet. Bunlar ne? Amerikalılar ne söylüyorlar? İzleyicilerimiz hatırlatalım. Diyorlar ki, Trump ne diyor? Para kazanmaya devam ediyor İran ve kazandığı parayı da Orta Doğu'da, Suriye, Yemen, Irak, Lübnan'da olumsuz amaçlar için kullanıyor. İstikrarı bozan. Amerikan çıkarlarına aykırı olarak bu bölgedeki gruplara para aktarıyor. Evet. Amerikalıların şeyiyle, retoriğiyle terörist gruplara para aktarmaya devam ediyor. İsrail, Suriye, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir tehdit oluşturuyor. Bir tehdit oluşturuyor. İkincisi balistik füze programına devam ediyor. Evet. Yani diyorlar ki, yani siz İran'ın nükleer silah üretmesini engellediniz ama İran balistik füze üreterek çevresine tehdit teşkil oluşturmaya devam ediyor. İsterseniz burada bir virgül koyalım hocam. İkinci bölümde Erhan Keleşoğlu ile yine biraz kalan unsurlarını Türkiye-ABD ilişkilerinin, bu Halk Banka ceza ve onun ikinci davası gibi bir konu var biliyorsunuz. Bir de aslında pek gündem değil ama ABD Senatosu'nun Pentagon'dan istediği bu F-35 programından Türkiye'nin çıkarılmasına yönelik rapor istemişti. 3 ay doldu. Bununla da ilgili konuşacağız. Daha sonra Orta Doğu konularını ele almaya Kaşıkçı cinayeti de ile başlayarak devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin.